Yağmur bastırdı bastıracak. Hava birden karardı. Biz de daha programımıza yeni başlamak üzereyiz. Şişli'deyiz. Arkamda Şişli Camii. Burada da tabii bir yemek sefamız olacak. Eranoğlu diye bir lokantaya gireceğiz. Orası buraya nazaran biraz daha sakin. Hafif sokak içi tabir edilir. Ne kadar görüyorsunuz kalabalık bir yer. Şişli Adliyesi vardı buralarda. Evet. Şimdi Adliye Sarayı öbür tarafa gitti. Ama günün her saatinde burada insan eksilmez. Önce bir tur yapacağız. Başlayalım isterseniz. Bir göz atalım. Esperanza, Esperanza. Evet, Şişli'de Charles Aznavour. Artık klasik plak çalarlar yok. Sahibinin Sesi döneminden değil, 1970'lerde, 80'lerde hala kullanılıyordu. Esperanza, umut. Eskinin meşhur Çiniz sobaları değil mi? Konaklarda, yalılarda, estetik olarak güzel. Bunlar tabii hep Türkiye'ye 19. yüzyılda vesaire değil mi? İtalya'dan. Hala kullanılır şekildedir mesela. Hala. Kapıyor, arızası falan yok. Gayet. Rengi çok güzel, iç açıcı. Ama işte bunun üzerinde portakal kabuğu kızartamazsın. Veya saç sobadaki gibi kıpkırmızı olunca böyle değil mi? Bu saatlerce bunun ısısı devam eder. Halbuki öbürü odunu bitirir, söner, gider. Ama çocukluk hatıralarımız benim şahsen o bizim klasik sobanın etrafında. Bu da birazcık kalantor işi değil mi? Ama çok hoş. Bakara kristalinin süslüsü. Böyle de kapağı var. Hokka deyip geçmeyin. Osmanlı çok düşkündü Bakara'ya. Hatta Dolmabahçe Sarayı'nda da merdiven trabzanlarının altındaki Bakara şeyleri görebilirsiniz. Evet, numarası duruyor. Binanın girişi de duruyor. Ama onların oturduğu, anneannemin oturduğu daire şu anda bir dükkan. Karşıda küçük cici bir kız vardı. Annem de derdi ki, çok beğendin, sen sarışınları seversin derdi. İyi gidi günler. Eranoğlu'na geldik. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? Erdoğan Bey'e de merhaba diyelim. Nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? Nasıl gidiyor işler? Çok şükür. Çeşitler bol yani. Ulaştım evet bol. Fırın köfte, kuzu çoban kavurma, et sote, et dengiler, yumurtalı ıspanak, beğendili kebap, kas kebap, geniş fırın, sebzeli kebap, tavuk pane. Süleyman Bey, buyur siz bunları efendim. Bana göstermeden de ezbere söyleyebiliyorsunuz. Deneyimli garsonlar bütün listeyi ezberinde. Efendim, o gün yeni pişenlerle birlikte hatırlarlar ve böylelikle bu işi ne kadar sevdiklerini de aynı zamanda müşterilerine gösterirler. Yıllar ne kadar çabuk geçiyor değil mi Eyüp evet. Bey? İlk buraya geldiğimde dükkan biraz farklıydı. Sonra tadilat oldu. Biraz ferahladı, daha genişledi. Evet. Ama patron Cevdet Bey
Allah rahmet eylesin. Onu da burada anıyoruz. Ama zaten ölmeden önce de size devretmişti. Evet. Erdoğan Bey'e. Evet. Birlikte 16 senedir mutlu bir beraberliğiniz var yeni kadro olarak ama toplamda 42 yıllık bir müessese. Evet efendim. Şöyle bakınca bana göre Şişli'de bir sürü yiyecek içecek yer var. Hızlı yiyiciler var, fast foodçular. İşte veyahut mükellef yiyiciler var, yemek yenebilecek yerler var ama gerçek esnaf lokantası olarak çok az örnekten bir tanesiniz. Evet efendim. Niye bu esnaf lokantalarının sayısı azalıyor? Sizce neden bütün bu değişikliklere rağmen sizinki gibi bir esnaf lokantası dalgalara göğüs geriyor? Hatta müşterilerinin sayısını da arttırabiliyor. Saygıdeğer hocam sağ olsun işte yine yad ettik rahmetli Cevdet Bey sağ olsun. Onun vermiş olduğu yıllarca vermiş olduğu bir yemek var işte. Biz de elimizden geldiğince bize kendisi akıllar verdi. Onun yolunda ilerlemeye çalıştık. Biz de onun üzerine kendimize bir şeyler kattık. Mesela size en çok hangi konuda neye dikkat ederdi Cevdet Bey ve siz de zaten kendiliğinden onu uyguluyorsunuz. Bütün daha önce geçmişte yaşadığı deneyimlerden bize akıllar verirdi. İşte dükkanda insanlara davranış şeklinden tutun, hangi malzemeyi kullanacağınızdan tutun. İşte biliyorsunuz tabldot sistemi de var artık Türkiye'de. Ama bunun iş yerinde olmayacağını, dışarıda olabileceğini ama dükkanda olmayacağını bize aklın erdiğince sağ olsun. Bütün her şeyde bize yardımcı oldu. Biz de elimizden geldiğince kendilerine layık olmaya çalıştık. Biz de biliyorsunuz saygıdeğer hocam hani et olarak olsun, sebze olarak olsun. Bütün her şeyi biz de günlük malzeme kullanıyoruz. Günlük pişiriyoruz. Günlük yaptığımız yemeği de o günün içinde eritmek, bitirmek zorundayız. Şimdi akşamları kapalısınız. Kapalıyız. Bir de pazar kapalısınız. Evet efendim. Bir de pazar ama değişmez. Kesinlikle. Şimdi en büyük miras tabii sizin de gördüğünüz, kendiniz de gördüğünüz malzemenin kalitesi dışında servis. Çünkü esnaf lokantasının makine dairesi mutfaktır. Kesinlikle efendim. Ama aynı zamanda kasadan başlayan garsonuyla biten bir ağırlama ve bir güler yüz esas evet. Değil mi? İnsani ilişkiler. Kesinlikle. Hani bakıyorum iş saati sonrasında veya öncesinde kaldırıma bir sandalye şey yapsanız, çekseniz evet. Sağa sola selam vermekten başınız hiçbir kesinlikle zaman. Çünkü gelip geçen muhitin lokantası oluyorsunuz evet. Değil mi? Burada inanın sabah selam vermeden, günaydın demeden bir sürü insan da burada. Karşılaşıyoruz. Adres soranlar, elimizden geldiğince onlara yardımcı oluyoruz ki buranın en iyi çevreyi bilen insan olarak biziz. Bazı çaycılar da unutmayalım. Tabii. Çaycılar da, onlar da navigasyon ustası. Doğrudur. Biz de elimizden geldiğince etrafımıza bu şekilde hizmet vermeye her türlü. Yani insanlar gelirler gönüllü hakkıyla. Mesela müşteri girer, self servis sistemini gördüğü yerde. Ben burada yemek yemem diyen insanı ben çok gördüm. Bu sistemi pek sevmiyor bazı insanlar, bazı yaş grubu diyeyim daha doğrusu. Ama biz dediğiniz gibi birebir insanlarla burada muhatabız. Birebir yani gediklileriniz var eski tabirle, gedikli müşterileriniz. Efendim. Burada hep bütün müşterimiz birbirini tanır. 10 gün, 15 gün burada bir takılsınlar. Bir sürü arkadaşı, ahbabı, dostu olur. Yaşlı bir insanı daha dün bir yaşlı amca geliyordu. Çoktandır göremiyorum diyen bir müşterimizi gördüm. Kendisi Allah rahmet eylesin vefat etti. Ben de onu kendisine söyledim. Üzüldü hanımefendi de. Dedi ki yani görüyordum devamlı dedi. Merak ettim dedi çoktan beri görmeyince de.
Bir aşinalık oluyor. Kesinlikle efendim. Bir ne diyeyim, bir sıcaklık dolaşıyor, evet, salonda. Yani evet, sadece yemek değil. Kesinlikle. Aynı zamanda insani ilişkiler. Kesinlikle. Esnaf lokantalarının temel olmaz, özelliklerinden olmaz, bir tanesi. Efendim. Şimdi tabii tatmakla yetineceğiz ama güzel bir bahar soframız var. Ve bahar sofrasında da yoğurtla pirincin birleştiği, değil mi? Evet efendim. Bir güzel yayla beraber çorbamız var. Kuru nane de ona, evet, hayat verecek. Ondan sonra şöyle bir izninizle. Afiyet var, şeker olsun efendim. Hı-hı. Bu ekşiliğine bayılırım zaten. Sağlıklıdır da ha. Evet efendim. Hasta olunca da analarımız... Antoksidandır efendim, kesinlikle. Evet. Evet. Et suyu bir, bu iki, evet, daima sağlıklı çorbalar. Başka ne var? Şimdi evdeki yumurta ıspanaklı da yapıyorsunuz ama lokantadaki gibi olmuyor. Neden bilmiyorum ama lokantadaki gibi bayağı daha kalıplı. Öbür türlü ıspanaklı yumurta oluyor evde. Ama burada bayağı yemek oluyor. Yani sabah kahvaltısı değil veya geçiştirmeyi değil. Pazıda kullandığınız oluyor, evet, mu? Evet, oluyor efendim. Oluyor. Gayet güzel çünkü bazen bakıyorum beklemekten üzeri kabuk bağlar, evet, çatalı koyamazsınız. Bir de katılaşır bütün halinde, içindeki. Bütün halinde kalkar, evet. Esnaf lokantası tabii o ben marenin üzerinde ister istemez. Herhalde saat 4'te gelsem bu kıvamda olmaz çünkü bekleye bekleye sertleşecek, kabuk tutacak. Onun için esnaf lokantası saat 2'yi geçirmeyeceksiniz, kesinlikle, değil mi? Normal. Kesinlikle efendim, evet. Normal. Çünkü hem yemek tazeliğini koruyor hem de kaybetmiyor, suyunu kaybetmiyor. Görsel olarak da şeyini kaybetmiyor, evet, güzelliğini kaybetmiyor efendim. Klasik köftemiz var. Fırın köftemiz. Fırın bugün köfte ama yanında güzel bir davetli var. O davetli de meşhur patlıcanımız. Hünkar beğendimiz. Hünkar beğendimiz. Patates olur olmaz bilmiyorum ama yine patatesli köfte şeyinde verdiği için sahan köfte. Efendim huzurumuzda semizotu. Semizotu baharda bir başka olur. Evet. Ekşi ekşi, hafif. Kerata bayağı da susalar yani, onun için susuz pişirmekte yarar var. Evet. Esnaf lokantalarının ne diyelim gözde yemeklerinden biri de kuzu incik, hele baharda. Değil mi? Kapamanın tadına doyum olmaz. Siz sebze olarak kabak kullanmışsınız. Patates, havuç, kereviz galiba ve pazı. Evet hocam. Anneannem daha çok Arap saçını yani rezenilisini severdi. O zaman etrafta da tarlalar vardı. Rahatlıkla herkes rezene toplardı. Şimdi tabii daha yetiştirme bitkisine dönüştü. O lezzeti, o güzel rayihası da olmuyor. Kimi marul kullanıyor. Böyle zevkler. Biz hep pazı kullandık. Hep pazı. Gayet güzel. Gayet güzel. Mücver de hanımlarımızın özellikle muktesit yani tutumlu mutfağının örneklerinden biridir. Hiçbir şey atılmaz. Kabak, dolmalık kabağın içi oyulur. Kesinlikle. Evet. O çekirdekler veya patlıcan da aynı şekilde dolma yapılacağı zaman yumurtayla da siz şeyle yapıyorsunuz. Dereotu da kullanıyorsunuz. Evet. Maydanoz kullanıyorsunuz. Evet. Çıtır çıtır yemesi. Meşhur ikili de karşımızda. Kuru fasulye, sizinki etli ve pilav. Pilavı öyle kalıp gibi sevmiyorum. Pilav biraz dağınık olacak. Tatlısın. İyi pilav kendini gösterecek. Mesela böyle tane tane olacak. Efendim bembeyaz olacak. İçinde de arpa şehriyesi olmayacak bana göre. Esnaf lokantalarında kuru fasulye genellikle kaşıkla yerler. Ama kaşıkla yenince de yanında ekmek yedirir. Ekmek... Ben de güya rejim yapıyorum. Rejim falan yaptığım yok. Ama ben çatalla yiyorum. Hiç olmazsa ekmek banmaktan, evet, kurtarıyorum kendimi. Ama formunuz gayet iyi.
belki de olsa. Helme. Ben etsizini daha çok severim. Ama gayet güzel. Kuru fasulye. Herkesin proteini. Evet. Bereketli de değil mi? İşçi bir doğru, bardaktan doğru. Bayağı evet. Tencere dolar. Onun için gittikçe de pahalanıyor. Şu anda yani çoğu zaman et yemeğinden ettiğiniz zararı kuru fasulyeden çıkarırsınız. O onu dengeler ama şimdi bayağı bir artıyor. Özellikle son dönemde bayağı bir revaçta kuru fasulye. Yine mevsimlerden komposto, eskilerin tabiriyle hoşaf. O da gayet güzel, çilek hoşafı. Kısaca şöyle bir 3 kap yemek yedim. Kaça çıkacağım sizden? Efendim 32 liraya çıkarsınız efendim. Niye 30 değil de 35 değil de 32 lira? 30 oluyor, 25 oluyor, 28 oluyor ama değişiyor. Yani ben bir et yemeğini baz aldım efendim. Mesela pahalısından gidelim et yemeğini. Evet. Kaç para sizin kapama? 28 lira. Biraz pahalı. 16-17 yani, liraya da ben yapılan kuzu inciği yapılan yerler var. Maliyeti var efendim. Yani biz küçük malzeme kullanmıyoruz. Eti az malzeme kullanmıyoruz. Sırf kemik olsun istemiyoruz. Hani bunu verdiğimizde de bir şeyler olsun, doyurucu olsun. Ama ben bazı esnaf lokantalarında daha bir makul fiyata yediğimi hatırlıyorum. Köfteniz ne kadar? 14 fırın köfte. Ondan sonra yani şimdi birazcık da siz 32 lira dediniz. Bunu yediğim zaman zaten kontenjan doluyor. Bir ayran içtim yanına. Mümkün mertebe tabii isteyen cebine göre yiyor. Ama kalantor yemeği oluyor. Eskiden bütün esnaf lokantalarında zaten insanlar karışıktı. Bugün de karışık. Herkesinden. Öğrencisi, işçisi, evet. Patronu, avukatı. Ha avukat dedim, eski adliye burada. Evet efendim. Eski adliye yeni yerine taşındı. Gitti, biraz uzaklaştı bizden. Peki avukatları kaybettiniz mi? Hayır, yine etrafımızda avukat büroları hizmet veriyor. Genelde ağırlıklı müşterimiz hukuk büroları, avukatlar. Yine devam ediyor, buradalar. Biz onlardan memnunuz, sağ olsunlar. İnşallah onlar avukatlar da bizden memnunuz. İnciyi tabii benim gibi pahalı bulmayabilirler ha. Yani, İyi bir dava evet. Sonrası hele. Evet efendim. Bir sorun yaşamadık şu ana kadar. İnşallah bundan sonra da yaşamayız efendim. Tabii Adliye Sarayı'nın civarında da böyle yerler olmadığı için ister istemez buraya geliyorlar. Başka hangi kesimden müşterileriniz var? Genelde işçi, çalışan, banka çalışanları. Yemek çekleri de geçiyor. Evet. Paket servisiniz var mı? Var efendim. Paket servisiniz var. Yakın yerlere yürüme mesafesindeyse elemanlarımız var. İki tane de motorize ekibimiz var. Biraz daha uzaksa daha hızlı, daha sıcak ulaştırmak için onları kullanıyoruz. Eyüp Bey, şöyle diyeyim bu güzel sohbetin son cümlesini, son cevabını sizden alalım. Esnaf lokantası deyince aklınıza ne geliyor? Müşteri olsanız veyahut işletici olsanız iki ayrı cümle söyleyin isterseniz. Güler yüz. Dostane karşılama, samimiyet ve yediğim yemek sonrasında beni rahatsız etmeyecek bir mide. Hep eski lokantalarımı tercih ediyorum ama yıllar sonra geldiğimde demek ki diyorum ilk tercih ettiğim lokantalar hala ayakta, hala aynı kişilerle evet. Olduğuna göre demek ki bunların da kendilerine mahsus marifetleri, ustalıkları ve hepsinden önemli iyi insan ilişkileri var. Hepinizi, ortağınızı, bütün personelinizi tebrik ediyorum. Her meslekten, her toplumsal kesimden insanlar esnaf lokantalarında sadece karınlarını doyurmazlar. Aynı zamanda muhabbetlerini de sürdürürler. Yeni insanlarla tanışırlar. Biz de bu lokantaya geldik ve yeni insanlarla da tanışma imkanımız oldu. Mesela beyefendi. Nasılsınız efendim? Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Siz nasılsınız?
kusura bakmayın yemeğinizi böldük. Kanınız sağ olsun. sizi tanıyabilir miyiz? Klasik bir cümle ama. Ben adım Coşkun, soyadım Demir. Ben popüler müzik sanatçısıyım. Hala çalışıyorsunuz. Evet, çalışıyorum. Daha yeni bir albüm çıkardım bundan 10 yıl önce. Türk müziği şarkılarından oluşan ama armonik yapıda, batı anlamda bir albüm oldu. İnşallah insanlara ulaşır. Peki, bu semtte mi oturuyorsunuz? Hayır, ben Levent'te oturuyorum. Buraya geliyorsun. Buraya geliyorum çünkü buranın yemekleri tam benim damak zevkime uygun. Heh. Hem de sağlıklı. Ben sebze ağırlıklı beslenmeyi çok severim. Burada da bol miktarda buluyorum sebzeyi. Neyse mevsim sebzeleri, burada hepsi çeşitli buluyorsun. Var. Tabii kış sebzeleri, yazın yaz sebzeleri. Böyle alıştım buraya. Sessizce gelip gidiyor musunuz yoksa burada? Vallahi yok, herkes tanışıyoruz ama ben buraya genelde erken giderim. Mesela 15 dakika sonra burada siz böyle ayakta duracak yer bulamazsınız. 15-20 dakika sonra burası çok kalabalık olur. Ben böyle kimsenin gelmediği zaman daha böyle rahatıma düşkünümdür. Biz yüzden sizin rahatınızı biraz bozduk galiba. Canınız sağ olsun. Kusura bakmayın. Çorbanızı içtiğiniz zaman neyse bu biraz ne diyelim ılık da yenebilir. Herhalde. Peki bu güzel tanışmayı ne desek, madem albümünüz çıkıyormuş yakında. Evet. Şöyle bir küçük albümünüzden iki satır. Gölgene sığınmışım, derdim çok koca çınar. Bana herkesten yakın, eski bir dost gibisin. Değerim yok mu benim, dünyada zerre kadar. Sen beni benden iyi, benden iyi bilirsin. Bir yol eyle başını, dinle arkadaşını. Kulun kölen olayım, sil gözümün yaşını. Bir yol eyle başını, dinle arkadaşını. Kulun kölen olayım, sil gözümün yaşını. Şişli'de balıkçı. Deniz nerede kaldı? Eminönü nerede? Beşiktaş nerede? Kadıköy nerede? Ama burası Şişli'nin önde gelen balıkçılarından biridir. Yok yoktur. Yok yoktur onun için bazı balığımız günlüktür. Bazı balığımız bu sahneden merhaba demeye gelir. Ama hakikaten çeşit vardır. Çiftlik balığı da vardır. Hakiki deniz balığı da vardır. Peki bana şu mevsimde, şu bahar mevsimde en çok hangi balığı seviyorsunuz diyeceksiniz. Ben bu iskorpiti üzerine başka balık tanımam. Sakın elinizle, değil mi, temizlemeye kalkmayın. Balıkçı kardeşlerime bırakın işi. İskorpit akrep demek. İstanbul Rumları çok severdi. Özellikle çorbasını sık yaparlardı. Sonradan bizimkiler de öğrendiler, İstanbul'a yerleşenler de. Şu anda taze bir balıktır. Gayet güzeldir. Kalkan mevsimi ama nasıl fiyatlar? Uygun. Nasıl mesela? 90 lirası, 80 lirası. Ay çok uygun, çok uygun. Yani bir porsiyonu lokantada zaten o fiyata satılıyor şimdi. Biraz pahalı balık ama sever, kalkansız yapamaz. Ben deniz iskorpitte kalayım. Bence de mantıklı. Kalkanı da sevenleri buluşsun temennisiyle. Bu güzel şık vitrinden ve sevgili balıkçı kardeşlerimden veda ederek ayrılayım. Eranoğlu lokantasında damak tadımızı şenlendirdik. Tabii öncesi ve sonrası da Şişli'de bir semt turu yaptık. Değişik yüzlerle tanıştık. Değişik meslekten kişilerle de hoşlaştık. Onların yaptıkları şeylere ilgi duyduk. Bir yanda görüyorsunuz vızır vızır işleyen canlı bir trafik, konuşmayı güçleştiren, bir yandan da hala eski İstanbul'a özgü tenha loşluklar ve tanıdık, bildik bir yaşam tarzı. Kedisiyle, manavıyla. Hayat bir şekilde devam ediyor İstanbul'da, bu büyük kentte. Haftaya gene bu büyük kentin bir başka semtinde birlikte olmak umuduyla.